Amerika Birleşik Devletleri'nde deprem konusunda en iyi uzmanlardan birisiniz ve Türkiye'yi de yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Ve Türkiye'deki maalesef son acı deprem felaketleriyle beraber depreme karşı alınması gereken önlemler, çıkarabilecek dersler konusunda sizden bilgi almak istiyoruz. Yani neler yapılması gerekiyor, nerede hatalar yapıldı? Bu konuda bilgi verirseniz seviniriz. Teşekkür ederim. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun demek istiyorum. Biz de her ne kadar şu anda burada yaşıyor olsak da hem kalbimiz hem de bütün yüreğimiz ve bütün düşüncelerimiz Türkiye ile beraber, bütün akrabalarım da orada olması hasebiyle. Dolayısıyla çok büyük bir travma yaşadık aslında hep beraber. Depremler, büyük depremler. Hasar yapması beklenen büyük depremler. Ama hasarın herhalde bu kadar korkunç boyutlara gelmesinin sebebi herhalde bizim yaptığımız bazı uygulamalar oldu maalesef. Dolayısıyla hem başarılarımızdan hem de yanlışlarımızdan öğrenerek bir sonraki depremlerde, ki ülkemiz deprem bölgesi biliyorsunuz, bunlar hep olacak. Bir sonraki depremlerde çok daha iyi bir performans göstermemiz ülkece gerekiyor. Artık yani bu çağda artık şey haline gelmiş, böyle moloz yığını haline gelmiş binalar tabii kabul edilebilir bir görüntü değil. Binaların hasar görmesi, kullanılamayacak kadar hasar görmesi bile beklenir ama bu şekilde binaların artık bir toz bulutu haline neredeyse moloz yığını bina olup olmadığı bile belli olmayacak halde olması tabii inanılmaz bir şekilde üzücü, hayal kırıklığına uğratıcı bir durum oldu. Özellikle yeni binaların yıkılması ki hele normalde yönetmeliğe göre yönetmeliğin geliştiği dönemde yapılmış binaların da yıkılması o da çok kabul edilebilir bir şey değil. Şimdi siz arada sorabilirsiniz detayları ama biraz bir genel bilgi vermek istiyorum. Ne oldu aslında? Yani biz öncelikle hatalardan veya başarılı yaptığımız şeylerden ziyade biz ne yaşadık aslında? Bir onu aslında benim bir kısaca anlatmam lazım. Biz aslında böyle birkaç fayın bir arada kırıldığı ve çok daha büyük bir deprem ürettiği bir olay yaşadık. Birkaç fay dediğim bu ilk deprem aslında çok ufak Doğu Anadolu fay zonunda olmayan ufak belki de 6 büyüklüğünde bir deprem olarak başlayıp Doğu Anadolu fay zonunda tamamen bir kırılmaya neden oldu. Yani bu ufak deprem adeta bir bombanın fünyesi gibi davrandı ve bombanın esas patlayıcı kısmını patlatır gibi bütün faya yayıldı. Tabii bombanın sismik yayılımıyla depremin sismik yayılımı farklı. Ben analoji olarak söylüyorum. Evet. Ve bu deprem o kadar büyük bir deprem ki bu tarz büyük depremlerde bu faydan belli mesafeler sonrasında da gerilme dağılımları değişiyor. Bu gerilme dağılımlarının değiştiği yerlerde de biz her büyüklükte yeni depremler bekliyoruz. Keza bu 7,5 büyüklüğünde 9 saat sonra olan depremde bu gerilmenin yükseldiği yerlerden birinde oldu. Sonra ama enteresan bir şey oldu. Bu ikinci deprem olduğu zaman o ikinci depremin yarattığı gerilme dağılımı birinci depremin olduğu faydaki depremleri baskılamaya başladı. Yani bu birinci faydaki depremler ikinci deprem olduktan sonra daha az olmaya başladılar. Dolayısıyla bunlar böyle birbirleriyle adeta konuşarak devam ediyorlar ve etkileniyorlar birbirlerinden. Dolayısıyla burada aslında çok enteresan şeyler görüyoruz bilimsel açıdan. Çok böyle öğretici şeyler görüyoruz. Burada da tabii hem şimdi AFAD'ın bir de sismolojiyle uğraşan, depremle uğraşan bilim adamı kesimi var. Dolayısıyla bir onları tebrik etmek lazım.
İki, aynı şekilde Kandilli'yi tebrik etmek lazım. Çünkü o kadar güzel bir smograf ağı kurdular ki bu depremi biz çok iyi kaydedebildik. Yani Antakya'da 5 tane sadece güçlü yer ivmesi ölçen cihaz var Antakya'da. Dolayısıyla bu deprem aslında dünyada deprem bilimine çok katkı sağlayabilecek. Bu çabalar sayesinde hem AFAD'daki hem de Kandilli'deki sismoloji ve jeodezi arkadaşlar sayesinde çok iyi bir şekilde kaydedebildi. Yani 99 depreminin İstanbul çevresinde kaydı yok benim bildiğim kadarıyla. Öyle düşünün. Evet. Mevcut Şimdi Volkan birkaç... Bey, sizin San Francisco'da geçen sene şehrin sismik güvenlik planındaki güncellemeler hakkında bir sunumunuz olmuştu. Tabii Türkiye'deki depremlerde hep Kaliforniya gündeme geliyor. Deprem yönetmelikleri, Kaliforniya'nın bu anlamda aldığı tedbirler. Sizin de yaptığınız yerel yönetime yaptığınız sunumları da göz önünde alırsak nasıl bir mukayesede bulunabilirsiniz? Yani Kaliforniya gibi daha ciddi bir önlem paketi nasıl Türkiye yapabilir? Çok güzel bir soru. Şimdi Kaliforniya'daki durum şöyle. Kaliforniya'nın esas fayı San Andreas fayıdır. San Andreas fayıyla bizim Kuzey Anadolu fayı çok benzerler birbirlerine yapı olarak. Hem aktifliği açısından da çok benzerler, hem de deprem üretme kapasitesi açısından da çok benzerler. Doğu Anadolu fayı da biraz böyle bizim San Francisco Körfezi'nde Hayward fayı vardır. Ona biraz benzer yapısı itibariyle. Daha az aslında atım biriktirir yıllık olarak. Dolayısıyla o ona benzer. Dolayısıyla bu bilgi iletişimi iki taraflı. Yani biz Kaliforniya'dakiler Türkiye'den öğreniyor, Türkiye'dekiler Kaliforniya'dan öğreniyor gibi düşünmek lazım. Şimdi bu bina yönetmeliği konusuna geldiğimizde şöyle bir durum var. Şimdi burada bina yönetmelikleri çok ciddi şekilde uygulanıyor. Yani yönetmelik dışında bir bina yapmanız, binanızın arkasına bir eklenti yapmanız falan bile mümkün değil. Çünkü direkt uydu görüntülerinden takip ediliyor. Dolayısıyla yani orada biz bir eklenti yapalım işte zaten kim görmezler falan diyebileceğiniz bir durum yok. Görülüyor. Ve cezaları yüksek ve kontrol fazla. Hatta burada evlerin çoğu ahşap olduğu için itfaiye departmanından birisi girip evi kontrol ediyor. Yani ev yangına da uygun mu diye kontrol ediyor. Çünkü belli yerlerde işte fazla açıklık olursa o bir hava akımı yaratıyor ve yangın çok hızlı yayılabiliyor evlerde. Dolayısıyla ona karşı onların da testleri yapılıyor. Şimdi buradaki kritik olan nokta şu. Bina yönetmelikleri maalesef ilk yapıldığı zaman Kaliforniya'da da öyle. Biraz eksik yapılmış benim görüşüme göre. O da şu. Yani sanki tek bir bina varmış gibi düşünülmüş. O zamanki teknolojiye göre demişler ki bir bina çok güçlü bir deprem altında yıkılmasın. Yani tamamen böyle çökmesin ama bir daha kullanılamaz hale gelsin. İnsanlar canlı çıksınlar. Bu bize yeter denmiş. Yani onu böyle çok daha kaliteli, çok daha güçlü bir şekilde yapmaya gerek yok. Maliyet etkin değil. Depremler çok böyle sık olmadığı için deprem olursa onu yenileriz diye düşünülmüş o dönemde. Ama şimdiki bugünümüz dünyasında bir binanın yenilenmesi o kadar kolay değil. Yani yıkıntıyı temizleyeceksiniz, yeniden oraya bina yapacaksınız. İnsanlar ne olacak o sırada? Bir şehrin böyle yenilenmesi mümkün değil. Artık günümüz dünyasında. Şimdi benim o yaptığım sunumlarda da şöyle bir şeye geldik. Biz artık Kaliforniya'da yıkılmayacak değil, hasar görmeyecek binaları inşa etmeye başlıyoruz. Yani deprem olduğunda hiçbir şekilde dışarıya bile çıkmanıza gerek olmayacak binaları tasarlayıp o şekilde sunmaya çalışıyoruz. Ve bence bu da Türkiye'nin aslında yapması gereken bir şey. Niye diyeceksiniz? Şimdi İstanbul'da 50 bin daha fazla sayıda bina var yenilenmesi gereken. Değil mi? Şimdi diyelim ki biz bunları bu yönetmeliğe göre yeniledik. Çok para harcadık ve bunları yeniledik hepsini.
Deprem oldu. Ne yapacağız bunları, biz bir daha mı yenileyeceğiz bu binaları? Yani bunun bir ekonomik bir mantalitesi olamaz bu şekilde yaptığımız zaman. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar bina yönetmeliklerini değiştirmek lazım. Zaten her büyük depremden sonra bu değişir. Evet. Ve bu şekilde de biz bina yönetmeliklerini eğer değiştirebilirsek çok daha sağlıklı bir şekilde şehirlerimizde güvenli bir şekilde yaşayabiliriz. Bunu da şehir Yaşıyoruz. hastanelerinde aslında bir miktar yaptık. Evet. Volkan Bey çok teşekkür ediyoruz. Kaliforniya ile Türkiye arasında bina yönetmelikleri olmak üzere hem kurumların hem de resmi kurumlarında beraber çalışması için de birçok öğrenecek şey var. Vaktiniz için çok teşekkür ediyoruz Volkan Bey size. Ben teşekkür ederim. Ali Çınar'a ve konuğuna çok teşekkür ediyoruz. Günden kalanları burada.